Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'da. Bugün yine güzel bir pazara gideceğiz, daha doğrusu birkaç tane pazara gideceğiz. Burada bir Sovyetlerden kalma ürünlerin satıldığı ya da böyle antik parçaların satıldığı ya da böyle eskici diyebileceğimiz bir tane pazar varmış, orayı ziyaret edeceğiz. Ondan sonra da burada yerel ürünlerin satıldığı halk pazarı diyebileceğimiz domates, salatalık, belki de bu Ermenistan'a özgü sebze ve meyvelerin satıldığı bir pazar varmış. Oraya gideceğiz, orayı ziyaret edeceğiz. Gideceğimiz pazar bayağı büyük, o yüzden değişik şeyler görebiliriz. Bakalım bu günümüz nasıl geçecek? Natural Armen. Natural Armen. Oh, good. Adana gides, Adana. Adana, evet. My Armenia. Ha. Sonra babası oradan gelmiş gibi. Grandmother. Grandmother. Siz yani burada Ermenistan'da mı büyüdünüz? Hayır. Ay maşallah, Türkçe'yi nasıl öğrendiniz? Abi, Erivan'ı bayağı gezdim ben, 3. günüm. Ve gerçekten şehrin yeni yapılanları bile, yani şehrin silüetini çok iyi korumuşlar ya. Gerçekten her yerde sanatsal şeylerin dışında yani yeni yapılan binalar da şehrin dokusuna çok güzel ve uygun yapılmış. Burada şimdi bir sahaf gördüm. Biraz da buraları turlayalım. Herhalde İstanbul'dan sonra en çok sahafçıyı burada görmüş olabilirim. Benim ilgi alanımda olacak yerlere geldik. Şimdi önce şöyle bir göz atalım. Ne var ne yok. Bugün de bir şeyler alacağım yine. Bakalım neler alacağız. Şimdi telaffuzum yanlış olabilir ama Vernissage diye bir yere geldik. Burada bayağı büyük bir yer. İşte böyle antika şeyler de var. Muhtemelen birazdan göreceğiz onları da. 1988 yılında burası üniversite öğrencileri kendi yaptıkları resimleri sergilediği bir yermiş. Ondan sonra zamanla halkın ayağı buraya alışmış. Ondan sonra burayı böyle memleketin ya da dünyanın çeşitli enteresan, ilginç, doğal ya da el örgüsü şeyleriyle toplamışlar. Satış alanı haline getirmişler. Şu bakın ya. Bu Hristiyanlıktan önceki bir eseri Ermenistan'ın. Bunlar da anne bir şeydi bu. Anne kilisesi gibi bir şey söyleyeyim. Bu da şey işte. 3. yüzyıldan kalma bir kilise. Buna gideceğiz ama buna gidemeyiz. Bu çok uzakta. Ona bir sonraki bölümde gideceğiz. Bu da Moskova Katedrali'ymiş. Burada da Ararat Dağı'nın Ermenistan tarafı. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir sonraki bölümde olabilir. Buradaki bir de dinle ilgili bir video yapacağım. Hem Hristiyanlığın buradaki ilk kilisesinin, ki dünyada Hristiyanlığı kabul eden ilk milletlerden birisidir Ermenistanlılar. Bir de burada dünyanın en büyük ezidiği tapınağı yapıldı. Dünyanın en büyük ezidi ibadethanesi yapıldı. Eğer kısmet olursa bir sonraki bölümde ya da belki ondan sonraki bölümde, yani son bölümde Ermenistan'da şehrin dışına çıkacağız. 40-50 kilometre gideceğiz. O en büyük ezidi tapınağıyla ilk Hristiyan kilisesini ziyaret edeceğiz. Şeydi, bir kadın bir erkek izliyor abi. Bilmiyorum Ermenistan alt yazısı var mı ama bir kadın bir erkek izliyor. Ya bu boynuzdan süs eşyaları ne kadar çoğaldı ya. Artık dünyanın her yerinde görebiliyoruz. Bunlar acaba Ermenistan, Sovyet parası. Bay Lenin var. Vurmuşlar kulağında. Şimdi önce bir göz atıyorum dediğim gibi. İlla ki bir şeyler alacağız. Sonrasında tekrar gelirim. Ben acari açapuri, ben kola. 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 Rastgele bir yere geldim ama vallahi bir tane 70-75 yaşında teyze yapıyordu bunu. Çiv yumurtalı, tereyağlı bir tane acari açapurisini
Bir de burada denemiş olalım. Of, peyniri de bol ha. Bayağı peynir doldurdu içine. Bizim yaylada fırınımız var yani. Yaylanın ortak obanın ortasında bir tane kocaman fırın var. İşte nineler, teyzeler haftada bir toplanır, ekmek açar. İşte buna benzer, fırından çıktığı gibi de orada tereyağını, hakiki tereyağını, kendimiz yaptığımız tereyağı ekmeğin üstüne sürer yerdik. Yemin ederim aynı tadı aldım. Oraya gittim, bir anda Karadeniz'in dağlarına gittim. Biraz sıcak yiyemiyorum, şu göbekten de iyi mi ne söyleyeceğim. Abi çok güzeldi ama yani bir kişilik, bir kişinin yiyebileceği gibi de kocamandı. Yiyemedim ben zaten. Yarısını da yedim de bana zorladım, bitireyim diye. Kalanını paket yaptırdım. Artık bir iki saat sonra yeriz. Bunu ve bunu aldım. Yani acara çubris bayağı büyük, dediğim gibi bol tereyağlı ve çift yumurtalı. Bir de kola aldım. 1400 mine verdim. Yani 4 dolar gibi bir şey verdim. Şimdi pazarı gezmeye devam. Gürcistan'da da öyleydi. Burada da her yerde böyle resim satılan yerler var. Bu Gürcistan'da da, Azerbaycan'da da, İran'da da görmüştüm. Şu an Ermenistan'da da böyle gözlemliyorum. Sanatsal ruha sahip insan sayısı çok fazla. Özellikle Farslar mesela. Ya herkes neredeyse, yani her evde birisi bir enstrüman çalmayı biliyor. Tabii ki şimdi Ermenistan için konuşmak çok erken. Daha 2-3 gündür buradayım. Ve çok fazla burada da seyahat edemeyeceğim. Tam çözümlemeler yapamıyorum ya da tam böyle bilgiler veremiyorum. Kısmet olursa bir gün Ermenistan'a daha geleceğiz. O zaman bu ülke hakkında ya da bu ülkedeki yaşayış kültürü hakkında daha detaylı bilgiler olacağım. Ya şuraya gitmeyi çok istiyorum ama bayağı uzak ya. Şu kaleye gidip Ağrı Dağı'nı görebiliyorsunuz. Bu zamana kadar birçok böyle eski ya da ilginç eşya görmüştüm ama ilk defa böyle sigara gördüm. Kim bilir kaç senelik bunlar. Yine burada Sovyet pasaportları, Sovyet zamandan kalma kimlik kartları, paralar, pullar, Venezuela paraları da var burada. Ola ki böyle hani benim gibi bir gün madalyon böyle merakınız olursa, bazı yerlerde bu madalyonlar sahte olabiliyor. Yani insanlar yapmış, biraz da eskitme yapmışlar ve satabiliyorlar. Bunlar öyledir ya da değildir bilmiyorum ama bazı madalyonların, bakın burada gördüğünüz gibi, o madalyonun lisansları da var. Denk getirebilirseniz böyle kağıdı olan, yani lisansı olan madalyonlar alırsanız hani gerçek olma ihtimali bir tık daha yüksek olabilir. Bende bunların bazıları var mesela şu an evde. Azerbaycan, İran ve daha önceki Gürcistan gezimde bayağı toplamıştım. Şimdi Gürcistan'dan şey aldım ya, kıyafet aldım ya ben, Sovyet zamanının asker kıyafetini. Eve gidince bütün bu madalyaları ona toplayacağım. Ama ben şey arıyordum, yani güzel şeyler de var da ben daha çok kullanılmış, eski zamanlardan kalma kullanılmış aletler arıyordum ya da kıyafetler. Ya da dediğim gibi mutfak eşyası tarzı bir şeyler de olabilirdi. Biraz da onlardan toplamak istiyordum hatıratımı ama burada çok fazla öyle şeylerden yoktu. O tip şeyler Gürcistan'da daha fazlaydı. Burada onlardan fazla bulamadım. Burası biraz daha böyle hediyelik eşyacıya anımsatıyor. Ermenistan'da da Gürcistan'da olduğu gibi şarap popüler. Burada da şaraplar için yapılmış böyle özel hediyelik eşyalarda görebiliyorsunuz. Ahşap oymacılığı ile ilgili de çok şey var burada. Ya da böyle takı tasarım falan. Şöyle size de hızlıdan yavaştan göstermiş olayım. Şundan yedik biraz önce. Acaran. Lahmaco. Çok yemek bize aynı ya. Ben yedim yani, birkaç tanesini size de gösterdim zaten. Gördüğünüz hep aynı. Başka şeyler de yedim. Bizde çok benzer zaten. Abi ben dayanamayacağım. Bir tane yine madalyon alacağım ve burada madalyonlar aslında bir tık daha ucuzuma geldi. Yanılmıyorsam bu madalyon hava kuvvetlerinin işte 60. yılına özel yapılmış bir madalyon. 1978 yılında çıkartılmış, verilmiş. Çok eski değil ama biraz fiyatı uygun. Sovyet Union. Yes, Sovyet Union I know, but this Airfly. No problem. Ha, okay. Herhalde bunların bazıları illegal mi acaba? Taşıyabilirsin, sorun yok demeye getiriyor. Madalya işini bırakmışım ama dayanamadım, aldım.
Ankara'da nar burada neredeyse milli meyve gibi bir şey olsa gerek. Her yerde nar görebiliyorsunuz, narla ilgili bir şey görebiliyorsunuz. Yemeklerde nar sosu ya da nar taneleri falan, hatta sarma yemiştik bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz. Onda da vardı. İran'da da böyle bir hayli narla ilgili bir şeyler etrafta görebiliyorduk. Burada da. Dur, en baştan beri gözüme kestirdiğim şeye geldim. Şapka ne kadar acaba merak ettim. Hello madam. This how much price? 5000 lira. Oh, 5000. 12-13 dolara falan yapıyor. Bir tane de çanta soracağım. This one how much price? 20,000 lira. 20. Bu pahalı. Şimdi Ermenistan'ın da yöresel bir şeyini almış oldum. Bunun adına tasak diyorlarmış. Ve burada artak diye bir, bunlar böyle biraz hı konuşuyor. Biz de onları söyleyemiyoruz ya. Öyle bir bölge varmış. O bölgenin desenlerini taşıyormuş şu an bu. Yani o bölgenin yöresel renkleri ve desenleriymiş. Satıcı ablanın da annesi oralıymış. Ben tam 3 saati belki geçti burada dolandım. Artık yani 3'er 5'er kere gezdim. Halılar da mükemmel güzel. İran'a yakın derecede güzellikte halılar gördüm ben. Yani çok anlamam gerçi ama iyiydi. Thank you. What? Çay servisi. Ha, çay servisi için. İran? No. What you're from? Turkey. Turkey? Yes. Salam. Salam, thank you. Futbolu hamare sek. Sorry? I don't like football. I don't understand. Thank you, sir. I have not football. Me too, not football. I like basketball. I like tennis. Tennis? Ping pong? We only music. You work? I am. Oh, so good. Did this bank, my make. Handmade? These 6 months, I am this old. I am works. I am speaking English little. Me too, not problem. But this is how much this, price? This 50,000 dirham. 5000 dirham. This. For you 45. For you presents 5000. 45. No 45. This 100. Is, very good. Okay, this is, what is mean material? Nezelberg and silver. Silver. This I am mass artist. You are artist? Yeah, what is your name? Karen. Karen. Mehmet. Mehmet. Nice to meet you, Karen. Ermeni. Natural Armen. Natural Armen. Oh, good. Adana gides, Adana. Adana, evet. My Armenia. Ah. Babası oradan gelmiş gibi. Grandfather. Grandfather. Father. Ha, father. Father'ı father. Papası, papası. Adana'da. Natural. Şey, sizin... Ben... Siz Türkiye'den mi geldiniz yoksa hep burada mıydınız? Annesi babası oradan gelmiş. Siz? Bize buradan gelmiştiler. Siz yani burada Ermenistan'da mı büyüdünüz? Hayır. Ay maşallah, Türkçe'yi nasıl öğrendiniz? Bilirim de. Arkadaş, eş, dost. Bilirsen babam orada yaşamıştır. Biz de gidip gelirdik. Ha, hala gidip geliyorsunuz. Hmm. Ben de biraz öğreneceğim Ermenistan dilini. İnşallah. No, I'm learning Armenian. Ben havalar ısınacak, yaz olacak, bir daha geleceğim. Sevdim, güzel yer. Nay yes Türkiye'ye çocuk gittim. Elinç gittim. Şad var. Adana'ya. Memnun oldum, teşekkür ederim. My mother, my grandmother, oh speak Turkish. Biliyor. Aa, maşallah. Adam, Kur'an'ı bilsen ne bile. Müslüman ki gelmiş demiş. Siz bilmirsiniz. Ben senden çok bilirim. Papam demiş. Müslüman çok yoldaş var diyeli. Hmm. Sizin babanız Müslüman değil ama. Bak bile. Yok. Ermenidir. Müslümanca benden senden yaşlı. Maşallah. Ha. Ama Müslüman değilsiniz. Müslüman değilim ama bilirim. Hmm, bizim babamın hamsı Müslüman. Lala yaşadı. Ha, yaşadı. Anladım. Bilirsen adam. Adam yaşadı.
Tamam, ben bunu I will buy this one. Sizin isminiz neydi ablacığım? Ha? İsminiz? Adım mı? Evet. Elmira. Elmira. Çok memnun oldum. Benim adım da Mehmet. Ha, çok teşekkür ya. Ederim. Çok kendinize iyi bakın. Today, I am today full here. Not tomorrow. Not today. I am tomorrow. No. Ah, okay. I am today finished. Okay. Okay. All right. Thank you so much. Thank you. You friends? Yes. Beni şimdi görenler, şimdi şapkayla alakası yok. Yani 3 gündür beni görenler, muhabbet ettiğim yerler falan hep bana ilk şeyi soruyorlar. Sen Fars mısın diyorlar, yani İranlı mısın diyorlar. Yok ben Türk'üm diyorum. Aa diyor, Farslara okşuyorsun, benziyorsun demek istiyorlar işte dil bilenler. Sonra bu abla da bana dedi ki sen Fars mısın dedi. Yok I'm from Turkey dedim. Sonra abla bir başladı Türkçe konuşmaya, çok şaşırdım. Kendisi Ermenistan'da doğmuş büyümüş ama işte anneleri, dedeleri Türkiye'denmiş. Onlar gidip gelirmiş zamanında, onlardan öğrenmiş. Abimiz de ufakken bir gitmiş galiba. Dedesi, babası değil de dedesiyle anneannesi galiba, onun da Adana'dan gelmiş. Burada hani şey çok ilginç oluyor. Şunları duyabiliyorsunuz. Yozgat'tan geldim diyen var, Adana'dan geldim diyen var, Antakya'dan var, Mersin'den var. Ama böyle Türkçe bilen şu ana kadar net, bu abla bayağı iyi biliyordu. Bir de bir önceki bölümde hatırlarsınız bir arkadaşım bayağı iyi biliyordu. Ama zaten o arkadaş Türkologdu, Türkçe ile ilgili zaten bölüm okumuştu. Bu abla direkt annesinden babasından öğrenmiş. Bu arada bugün hafta sonu diye galiba money changer bulamadım ve rastgele bir ATM'ye kartımı soktum. Şeyde yazmıyor, Mastercard ya da Visa yazmıyordu. Yine de para çekebildim. Az çektim, bugün bana yetsin. Yarın illaki money changer bulurum. Şu an böyle baya böyle rastgele arka sokaklara falan geldim. Yine oralarda bu şekilde yani. Şu an burası hiç gezilecek ya da turistik bir nokta değil ama yine böyle gepgeniş caddeler, taştan evler. İlk Ermenistan videosuna başladığımız nokta. Farsların yaptırmış olduğu cami. Ben de bilmiyordum burada cami olduğunu. Yani Ermenistan'da cami olduğunu bilmiyordum. Şu arkadaşım Gevork bana da ters köşe yaptı. Zaten niyeti de oymuş. Dedi ki kimse Ermenistan'da cami olduğunu düşünmüyor, bilmiyor. Hatta bu kadar eski ve güzel bir cami olduğunu da bilmiyor. O yüzden ben sana gezmeyi oradan başlattım demişti, ters köşe ol diye. Bakın işte zaten Fars esintileri var, Türk-Fars taşlar falan. Burada camiyi dışarıdan görebiliyorsunuz. Şimdi bugün burada pazar kuruldu. Bu pazarın dış kısmı. Bakın bu çiçek burada var ya, yayla çiçeği diyoruz. Bizim dağlarda da var şu çiçek. Yaz, kış hiçbir şekilde solmayan bir çiçek. İnternetteki kaynaklara göre burası bir pazar yeriydi. Kapalı çarşı gibi bir şeydi. Ama şimdi bildiğiniz süpermarket zinciri gibi bir şey yapmışlar. Tüh, buraya gelecektim şimdi, süpermarket gezdirmeyeyim size. Bayağı da güzel bir girişi binanın varmış. Bina da güzelmiş ama ya ben daha yeni okudum ya. Yani yabancı bloglardan burayı gezmişler. Burada pazar gibi bir şey olması lazım. Evet, burada pazar gibi bir şey olmaz. Şu an merkezden yaklaşık 10 kilometre ilerideyim. Şu gördüğünüz 77 numaralı minibüsle buraya geldim. Nereye geldim biliyor musun? Binerken ne dedim daha doğrusu? Ben Malatya'ya gideceğim dedim. Beni buraya getirdiler. Malatya ne dersiniz? Burada bir tane pazar varmış ve pazarın adı Malatya Market'miş. Şimdi onu gezmeye geldim. Bakalım nerede? Geldim ama burası mı emin olamadım. Malatya? Malatya. Ah, thank you. Naves. Thank you. Tamam, Malatya'ya geldik. Pastırma. What is this? Allah, hiç İngilizcesi yokmuş. Abi bildiğin pastırma.
Buna burada bir şey diyorlardı. Bu Gürcistan'da da meşhur. Burada da bir şey diyorlardı. Adını öğrenmişim de unuttum. Kaju, badem, fındık, fıstık. Fındık güzel ve iri duruyor ve 3500 diyor. Yani 9 dolar falan yapıyor. Hurma var. 1200 diyor. 1200 drama hurma. Bakalım sebzelerden, meyvelerden ne varmış. Ben çok merak ettim ne satılıyor ne satılmıyor diye de. Hızlıdan size de göstereyim. Şu an bizde olmayan şeyler gördü mü dersiniz? Yok ya, şu çiçek harika ya. Her köye gittiğimde topluyorum. Soslar, baharatlar. Burada da istiridye mantarı ile kültür mantarı var. Ablalar benim şapkayı konuşuyor. Matlava. Good. Thank you teyze. Benim şapkayı gördüler, birbirleriyle konuşuyorlar artık. Ne anlatıyorlarsa. Çilek var, portakal var, nar, domates, armut, salatalık, kayısı kurusu. Aa, elma 100. Yani 5-6 lira falan. Şu arkadaki 150. 5 kilosu 1000. Bu biraz daha sağlam ve iri duruyor. Bunlar daha iri. Bunun 3 kilosu 1000. Aa, mandalin. 25 liraya falan geliyor herhalde. Maydanoz 150. Dereotu 200. Soğan 100. Diye böyle gidiyor fiyatlar. Evet, soğan var. Soğanı 350'ye satıyor. Havuç 250. Patates 250. 200'e de var, 100'e de var. Üzüm 500, 600, 700 diye gidiyor. Ola ki birisi bir gün yol düşer, gelmek ister. Opera binasının önünden ben bindim. 77 ya da 35 numaralı otobüslere binebiliyorsunuz. Direkt Malatya deyin, zaten anlıyorlar sizi. Malatya kültürel markete getiriyorlar böyle. Direkt köylerden böylerden insanlar minibüslerini toplamış, eşyalarını getirmiş, burada satıyorlar. Lan tam burada bile Hintli var. Vay arkadaş. Genel olarak insanlar, yani Kafkas insanına göre bir tık sıcak. Asya'ya göre tabii ki Asya insanı başka sıcaktı. Asya insanına aşık olursunuz. Ama Ermenistan'daki insanların da böyle soğuk değiller yani. Böyle Sovyet insanları genelde bir tık soğuk olur. Zaten soğuk memleketlerdeki insanlar genelde öyle olur ama Ermenistan'da o kadar da kötü değil yani. Kurtaracak kadar sıcaklar. Peki. Evet. Yani Hindi mi Pakistanlı mı, tabii emin değilim. Urdu'ya da benzettim arkadaşlar ama Hindistan'da da Urdular var, Pakistan'da da. Şehrin içerisinde de çok gördüm, burada da çok gördüm. Burada da hani bizdeki durum burada da var. Söyledim galiba önceki bölümde, buraya çok fazla Rusya-Ukrayna savaşından ötürü o bölgelerden insanlar gelmiş, aileler gelmiş, gençler gelmiş. Askerden kaçan, askere gitmemek için sayada insanlarla savaşmamak için kaçan gençler buraya gelmiş ve onlar da ev tutmaya başlamış. Bu sebeple Ermenistan'da bugün Erivan'da özellikle kira fiyatları uçmuş. Şu an İstanbul'la neredeyse aynı fiyatları duyuyorum. 500, 600, 700, 800 dolarlar konuşuluyor. Ama tabii ki burası bir Sovyet ülkesi olduğu için genelde zaten buradaki insanların zamanında dedesinden kalma, babasından kalma şahsi evleri oluyor. Buranın ekonomisiyle ilgili ya da genel durumuyla ilgili, birazcık da tarihi de ilgili belki bir video hazırlarım. İyi hazırlanmam lazım ona. Çünkü geldiğim adam gibi hiçbir şey ne biliyorum ne anlatıyorum. Boş boş dolanıyorum, siz de izliyorsunuz. Özel işleri yapmak gerekirse Ermenistan gezdim. Şu an böyle ilerliyor çünkü biraz sürpriz bir ziyaret oldu. Ama şunu söyleyeyim, belki ekonomi videosu yapamam. 2018 yılında bizim paramıza göre şu an 2017 ile bugün arasında Ermenistan'ın para birimi bizim para birimimiz karşısında 10 kat değerlenmiş. Neredeyse 10 kat diyeyim yani. 70-80 kuruşlardan şu an 5 TL'ye gelmiş.
Turşular var bakın, karnabahardan, biberden, domatesten, lahanadan, sarımsaktan, salatalıktan, üzüm sarması da var. Ablam yapmış, satıyor. Burada da otlu peynir, normal peynir, yağlı peynir falan var. Aa, kurut da var. Yanlış görmüyorsam, tahmin etmiyorsam bu da kurut. Bazen çok gereksiz şaşırıyorum ya da çok gereksiz tepkiler veriyorum. Farkındayım, Ermenistan'dayım. Dünyanın öbür ucunda değilim ama senelerdir Asya'yı gezince ben hala yurt dışı kafasında olduğum için burada böyle bizden bir şeyler gördüğüm zaman şaşırıyorum. Oysa ki bizden sizden yok. Zaten burası aynı coğrafya, yani aynı yerde yaşadığımız için aynı şeylerin bu kadar benzer olması zaten olası yani. Çok farklı olsaydı zaten şaşırılacak bir durum olurdu. Sadece ben Asya'yı gezmeye alıştığım için burada böyle biraz abartılı tepkiler veriyorum. Ama burada baharatlar var. Fiyatları da görüyorsunuz. Biber'e bak, kıpkırmızı. Mesela bizde çok olmayan ama şu an burada da ve Asya'da da gördüğümüz bir şey var. Kurutulmuş balık görebiliyorsunuz. Bunlar muhtemelen Sevan Gölü'nden gelme diye tahmin ediyorum. Tuzlu su balığı değil gibi, ya da ben çok balıktan anlamam. Ama Asya'da, Ermenistan Asya'da denize kıyısı olmayan ülke. Thank you. Lan hamsi de var. Bu arada şehirde eski bir ulaşım aracı var. Elektrikli otobüs. Hala işliyor. Yalnız bölgede her şey Malatya. Şimdi Malatya marketin haricinde şu Malatya Wet Market diye bir şey de vardı. Oraya da gittim ama orası kapanmış. Ondan sonra biraz ilerisinde bakın Malatya Park var. Daha Malatya ile ilgili ne var burada bilmiyorum ama şehrin biraz dışındayım, burada dolanıyorum. Burayı da bir gezeyim dedim. Öyle bakalım neler var. İlginç bir şey daha söyleyeyim size. Şu an buraya Malatya yazdığımda Malatya Sebastia diye, yani şu gördüğünüz işaretli taralı alan var ya, işte bu bölgenin adı, yani belki mahalle belki ilçe, Malatya Sebastia diye geçiyor. Evet, ben tekrardan geri şehir merkezine geldim. Zaten hava da kararmak üzere. Bugün de akşama kadar gezdik. Bu bölümde buraya kadar olsun. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir ya da iki bölümde Ermenistan'da olacağız. Ondan sonra Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye'de demiştim ya, birkaç tane şu andan ilginç köy için izinlerimi ayarlamaya çalıştım. Daha önce hiç görmediğiniz, görüntülenmemiş köyleri gezmek için Türkiye'ye dönüş yapıyorum yakında. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.